Tonga ya da resmi adıyla Tonga Krallığı. Büyük Okyanus'ta sahip olduğu birçok volkanik adası ile birlikte Pasifik Ateş Çemberi içerisinde yer alan bir ada ülkesi. 2022 Ocak ayının ortasında günümüzde benzerine çok az rastlanan bir volkanik patlamayla Ateş Çemberi kendini gösterdi. Adalar topluluğundan oluşan Okyanusya ülkesi Tonga'nın başkentinden 65 kilometre kuzeyindeki Hunga Tonga Yanardağı 14 Ocak 2022 tarihinde şiddetli şekilde patladı. Aslında bilim insanları yanardağın 20 Aralık 2021'den beri aktif olduğunu ancak 11 Ocak 2022 tarihinde söndüğünü açıklamıştı. Uzaydan da açıkça görülebilen bu derece büyük bir patlama, Tonga ve çevre ülkelerle birlikte dünyamızı ne denli etkilediğini sizler için derledik. Tarih 14 Ocak 2022. Yerel saat ile sabah 4.30. Adanın başkentine sadece 65 kilometre uzaklıkta suyun altında oluşan volkanik patlama, gökyüzüne 55 kilometre kadar uzağa gaz, su buharı ve kül gönderdi. Patlamanın ardından oluşan sarsıntının şiddeti Amerikan Jeoloji Servisi tarafından 5.8 olarak açıklandı. Yaşanan bu güçlü patlama, Tonga'dan yaklaşık 800 kilometre uzaktaki Fiji ve 2400 kilometre uzaklıktaki Yeni Zelanda'dan da duyulabilecek güçlü ses ve şok dalgaları üretti. Pasifik ülkeleri patlama sonrasında tsunami uyarılarında bulundu. Adalar ülkesi Tonga küllerle kaplandı. Elektrikler ve iletişim kesildi. Adayı boyu 1 metre aşan tsunami dalgaları vurdu. Tonga'daki topluluklara zarar vermenin yanı sıra tsunami dalgaları Pasifik Okyanusu'nu geçerek Hawaii, Japonya, Kuzey ve Güney Amerika'nın batı kıyılarında dalgalanmalara neden oldu. Tsunami dalgaları sadece birkaç metre yüksekliğinde olmasına rağmen tipik okyanus dalgalarından daha fazla zarar veren önemli kuvvet ve güçlü akımlar taşırlar. Patlamadan kaynaklanan dalgalar ayrıca Peru kıyılarında bir petrol tankerinin 6000 varil petrol sızdırmasına ve Peru kıyılarında ekolojik bir felakete neden oldu. Japonya'nın Amimi Oshima Adası, Kominato bölgesinde tsunami gözlemlendiğini ve dalga boyunun 1.2 metre olduğunu açıkladı. 2400 kilometre uzaklıktaki Yeni Zelanda'da da patlama kaynaklı fırtına oluşabileceğine ilişkin uyarı mesajları yayınlandı. Volkan kaynaklı olarak sonik patlamalar duyuldu. Tonga'da patlamanın kendisinden veya patlamanın bir sonucu olarak tsunami ve su baskınlarından etkilenen 80 binden fazla insan olabileceği tahmin ediliyor. Bu patlama, deprem, kül bulutları ve tsunami gibi doğal afetlerin dışında modern dünyanın iletişim ağı olan internet ve haberleşme altyapı kablolarında zarar görerek adanın dünyanın kalanından iletişiminin kopmasına neden oldu. Aslında bu altyapı kabloları ilk defa zarar görmüyor. 2019 yılında beklenmeyen olumsuz hava koşulları 100 bin nüfuslu olan ülkede yine telefon ve internet hattının kesilmesine yol açmıştı. Günümüzdeki patlamada oluşan altyapı hasarı nedeniyle ada ülkesinden yaklaşık olarak 4 gün kadar haber alınamadı. Ülke ile iletişim bu süreçte sadece Avustralya üzerinden uydu bağlantısı ile sınırlı şekilde sağlanabildi. Avustralya ve Yeni Zelanda adalardaki ilk durumları öğrenebilmek için keşif uçakları gönderdi. Yapılan ilk keşiflerde ve uydu görüntülerinde bazı uzak adaların tamamıyla sular altında kalarak haritadan silindiği de görüldü. NASA verileri bu grafikte patlamadan 31 kilometre yüksekliğe yükselen materyaller olduğunu gösteriyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar da patlamadan kaynaklanan devasa kül bulutunu gözlemleyip fotoğraflayabildiler.
Çapı maksimum 500 kilometre olan bu devasa büyük şemsiye bulutu, uydu çağının en büyük volkanik patlamalarından biridir. Dünya üzerinde su altından geçen 885 bin kilometreden fazla olan fiber optik kablo altyapısının 50 bin kilometre kadar olan bölümünün bu patlamadan etkilendiği ve kablo altyapısının tamirinin 4 haftadan uzun süreceği bildirildi. Patlamanın ardından Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Şili, Peru ve Avustralya tsunami alarmı verdi. Yanardağ patlamasının merkezi olan Tonga'dan sonra tsunami'den en çok etkilenen ülkelerden biri de Şili oldu. Öyle ki Şili'de yükselen sular yüzünden 3 kişi hayatını kaybetti. Peru'da tsunami nedeniyle çevre felaketiyle karşı karşıya geldi. İspanyol şirketi Repsol'a ait bir petrol gemisi, tedarik sağlamak için limanda bulunduğu sırada dev dalgaların etkisinde kaldı ve taşıdığı ham petrolü denize döktü. 2 kilometreden fazla bir deniz alanı petrolle kaplanıp kirlenmeye neden oldu. Dünya nüfusunun yoğunlukta olmadığı Okyanusya'da oluşan yanardağ patlaması ya Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasında bulunan Akdeniz'in tam ortasında meydana gelseydi ne olurdu? Avrupa kıtasının en büyük yanardağı 2 milyon yıllık yaşıyla İtalya açıklarında bulunan Marsilli sualtı yanardağı. Bilim insanları Marsilli'nin varlığından yaklaşık olarak bir asırdır haberdarlar. Ancak detaylı araştırmalar 2000'li yılların başlarında yapılmaya başlanabilmiş. Marsilini günümüzde sessiz ve derinden uykusuna devam ediyor. Ancak onun bir gün Hunga Tonga gibi uyanmayacağının garantisi yok. Böyle bir patlamanın Akdeniz'in göbeğinde oluşmasının faturası oldukça ağır olacaktır. Sizler de yanardağlar ve volkanik patlamalar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazla içerik için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.